Dada'nın sahibi, evet. Dada'nın sahibi ben oluyorum. Ya şey yaptık. Senin dizide şey var mı? Aşk sahnen var mı? Var. Şimdi bir aşk sahnelerinde galiba öpüşmeyi artık çok ceza gelmeye başladı öpüşmeye. Galiba. Yani sizin bahsettiğiniz şeylere çok ceza yok. İşte adam öldürme bir şey ama öpüşmeye evet, var galiba. Öpüşmeye çok ceza geldi. Ya duygusuz yani. Öpüşürseniz var galiba. Evet öyle bir ceza kesildi diye duygulu biliyorum. Duygulu mu öpüşüyorsunuz? Biz öpüşürken, tam öpüşecekken başımıza gelmeyen kalmıyor. Ha öyle. Biz yırtıyoruz o yüzden. Evet, evet. Paramız birazcık daha cebimizde kalıyor. Evet, evet, evet. Evet, evet. Güzel. Evet. Ama hep bütün programdaki her şeyi toparlıyorsun falan. Çok teşekkür ederim. Bu, ben teşekkür ederim. Deli yani, aklı başında değil. Evet. Bu öpüşmeli yani. Bir ara mesela böyle bir öpüşme sahnelerini bir araya getirecek. Boş ver, getirmeye. Ben bir şey çektim bununla ilgili. Uzaktan sevişen bir aktör. Yani dünyanın en iyi sevişen aktörü diye. Yani bu öpüşme sahneleri olmayabilir. Bir de günde 10 defa yapabiliyorsa. Bak. Çok güzel. Oradan onu değil mi? Evet. Evet. Yani bu uzaktan olmalı bunlar. Çünkü yakınlaşmaya ceza var abi. Evet. Hiçbir şekilde yakınlaşılmayacak. Önerim uzaktan şu. Uzaktan daha fena ceza gelmez mi ama? Uzaktan gelmez. Bak bunda bunun mesela hiç cezası yok. Her şey uzaktan. Dünyanın tamam. En iyi sevişen aktörü uzaktan. Nilay Yılmaz, Denizli'den telefonda. Buyursunlar. İyi akşamlar Okan Bey. Denizli'den arıyorum ben. Sizlerin hakim olduğu ilden. Evet. Buyurun. Okan Bey, benim sorum çok heyecanlandı. Serman Toprak'la Erkan Bey'e soru sormak istiyordum. Ne güzel. Siz olursa tabii. Alo. Alo. Buyurun alo. Serman Bey, sizin çok koyu bir hayranınızım. İlk önce onu söyleyeyim. Babam da sizin hayranınızım. Sağ olun, eksik olmayın. Benim babam akciğer kanseri son dönemde, terminal dönemde. Ve bu sıkıntılı süreçlerde sizi dinliyor. Ve çok mutlu oluyor. Teşekkür ederiz moralini yerine getirdiğiniz için. Yeni albümünüz ne zaman çıkacak? 4-4'te bekliyoruz. Onu size söyleyebilecek misiniz? Şöyle söyleyeyim, yeni albüm şu anda hazır. Hatta bugün Okan abiye de özel yeni albüm Ocak ayı ya da Şubat'ta çıkar ama bugün herhalde yeni albümden bir tane şarkı ilk kez burada okuyacağız. Harikulade. Nilay Hanım, Nilay Hanım. Efendim, buyurun. Bu arada tabii ki telefondaki sesin tam anlaşılamaması dolayısıyla babanız rahatsız ve terminal dönemde dediniz. Akciğer kanseri terminal dönemde, son dönemdeyiz biz. Devlet bizi ölümcü, yani ölümü bekleyen hasta kategorisinde görüyor. Öyle. Çok peki babanız hastanede mi yoksa eve mi çıktı? Eve çıktık. Morfinle ağrısını bir nebze hafifletmeye çalışıyoruz. Allah bu hastalığı yaşayan ve çevresinde yardımcı olmaya çalışan insanlara sabır versin. Nilay Hanım, versin. Nilay Hanım. Efendim Okan Bey. Yani siz başka herhalde televizyona uzak bir yerden bizimle konuşuyorsunuz. Televizyonun sesini kıstım. Kıstınız. Babanız istirahat mı ediyor yoksa sizinle beraber programı mı izliyor? Babam şu an istirahat ediyor. Bekledim. 1,5 saat bekledim ben telefonda. Dayanamadı. Uykuya daldı. Morfin verildiği için. Hay Allah. Yarın internetten izleteceğim kendisine. Peki. Ben de tam anlayamamıştım. Buna evet, evet. Çok geçmiş hayır, olsun. Telefondan anlaşılmadı. Yani bizim belki izleyenlerimiz güzel duyuyorlar ama stüdyoya gelen seste bir problem olabiliyor. Nilay Hanım. Efendim Hüseyin Bey. Babanız keşke bunu belirtseydiniz. Arkadaşlarım bana söylerlerdi ama belki siz böyle bir şey yapmak istemediniz. Böyle bir psikolojik baskı olabilir belki diye imtina ettiniz bu konuda. Peki babanıza yarın izlettirecekseniz o zaman biz... Ben buradan çok geçmiş evet, olsun diyorum. Ferman'a saygıyla... hatta Ferman Bey yani hepimiz şimdi hepimizi duygulandıran bir olay. İsmi nedir babanızın?
Cavit Yılmaz, babamın adı. Cavit Bey. Cavit Yılmaz. Cavit Bey. Peki o zaman Ferman, belki Cavit Bey'e özel şarkını seslendirmek istersin. Çok, yani çok, madem izlettireceksiniz. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Bir an önce sağlığa kavuşur diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Benim zaten... Bir şey davet edebilir miyim? Lafınızı bölüyorum ama. Tabii ki, tabii ki. Şimdi Ferman Bey'in tesbih koleksiyonunu biliyorum. Babamın da... Ben tam ağzımdan o çıkacaktı. Ben tesbih göndereceğim babanıza. Benden bir hatıra olarak kalsın diye. Adresi lütfen kapattıktan sonra sizle. Arkadaşlarım sizi tekrar arayacaklar. Adresinizi alacaklar. Onu Ferman Bey'e... Ferman Bey'e ileteceğiz. Tabii. Babanızdan söz edelim. Ne işle uğraşır? Benim babam İstanbul'da 10 yaşında oto boyacısına başlamış. Meslek hastalığına yakalanıyor. Yaklaşık 40 sene bu işle uğraştı. Oto boyacılığı yaptı. Ve akciğer kanseri geçen sene ortaya çıktı. 4. evre, son terminal dönem geçen sene çıktı. Ve bu seneye kadar yaşatabildik. Peki hastalığından söz etmeyelim. Ben izlettiğiniz zaman, bunu izlettiğiniz zaman, sonuçta programımız cumartesi geceleri eğlenmek için yaptığımız bir program. Kimsenin eğlencesini de bozmaya niyetim yok. Ama en azından bazen hepimiz bir işe yaradığımızı hissetmek isteriz. Ben de ve Ferman da, hatta masadaki diğer konuklarım da bu gece bu işe yarayalım birazcık da. Bu videoda hastalığından söz etmeden babanızı biraz siz izletirken, hatta bundan sonrasını izletin lütfen. Ne olur mu? Hatta bir dörtlük okuyalım Cavit. Olur. Peki belki Ferman babanız için bir daha söyleyeyim babanızın ismini. Cavit. Cavit Bey, tamam. Cavit Yılmaz. Tamam, Cavit Bey. Yılmaz abime gelsin buradan. Peki, evet. Bir de tesbih gönderiyor. Bu bölümü babanız için Cavit Bey'i de söyleyerek, ismini söyleyerek. Senin Cavit Yılmaz, Cavit abi. Tamam. Saygılarımı sunuyorum. Bu şarkı senin için geliyor. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyorum uşum. Adını duydukça ağlıyorum uşum. Deli diyarlarmış benim halime, gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Vallahi de ben seni seviyormuşum. Teşekkür ederiz. Nilay. Efendim Okan Bey, buyurun. Bu bölümü izlettirin. İzlettireceğim. Bir kez söyleyebilir miyim izniniz olursa? Tabii ki. Ben elimden geldiğince sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum. Engin Happy'leri çok seviyorum. Yüreği güzel insanlar vardır ya. Orada Erkan Bey var, Selman Bey var ve siz varsınız. Yüreği güzel olan insanlar, insanların yüreklerine çok güzel dokunabilirler. Yani onları tanımamız gerekmiyor. Birebir yüz yüze tanışmamız gerekmiyor. Televizyondan tanışıyoruz ama o kadar güzel duyguyu lanse edebiliyorlar ki bana televizyonun ötesinden duyguyu aktarabiliyorlar. Yüreklerine sağlık. İyi ki öyle bir evlat anaları babaları yetiştirmiş ki Allah razı olsun diyorum. Sizden razı olsun. Ben çok seviyorum Erkan Bey'i. Öncelikle o kadar temiz kalpli bir insan ki Ferman Bey de siz de. Size zaten söyleyecek kelime yok Okan Bey. Yani bu yalakalık mahiyetinde değil. Yaptığınız projeleri zaten biliyorum. Ama o kadar güzel. Bugün şu saate kadar bekledim ya. O kadar güzel bir heyecan ki Denizli'de olan Engin Happy'leri görmek istiyordum. Ama babam bugün kötüleştiği için gidemedim. O filmi çok istedim. İnşallah babacığımın sağlık durumu iyi olur ve birlikte gidebiliriz. Çünkü herkes için belki Trabzonspor'u anlatacak ama benim için o ismini anmak istemediğim hastalığı bir nebze sosyal farkındalık yaratmış olacak. O yüzden Erkan Bey'e, Engin Hepileri'ye, Ferman Toprak'a, size ve Engin Bey, Nilay, Erkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Nilay Hanım. Efendim Okan Bey. Gel bir sürpriz yapalım. Reyhan'cığım, Engin'i arayabilirler mi acaba? Nilay ayrılma lütfen. Bekliyorum. Lütfen ayrılma. Belki Engin sabah uçağa kaçta bilmiyorum ama belki Nilaylara ziyarete gidebilir. Aynen güzel. Babanız Engin Epileri'yi sever herhalde.
Engin Hepileri'yi çok seviyor. Çünkü onun için şey diyor, eski gençlik yıllarının, babamın gençlik yıllarının aktörlerine benziyormuş. Bu çocuk geleceğin aktörlerinden diyor. Yani sizin, benim döneminin aktörleri diyor. Ne olur Engin'i bir bağlayabilirler mi? Bir ikinci telefon eğer hibritimiz müsaade ediyorsa, yani Engin de uyumadıysa, yorgundur çünkü orada bir galaya katıldılar biliyorsunuz. Ama belki böyle bir kahvaltı olabilir sizde. Babanızın da çok... Olabilir tabii ki. Ne demek? Çalıyor mu telefonu Reyhan? Şu anda çalıyor mu? Bir, ayrılmayın lütfen. Ben bekliyorum sizi. Bağlıyorlar ikinci telefon olarak. Hatta mı şu anda? Engin'cim. Engin'cim. Diyordum daha da çok seviyorum artık. Harikulade bir adam. Peki. Engin'e Nilay'ı... Engin de yakışıklı bir fotoğrafını koydular ha şimdi. Evet. Nilay'ı tekrar alabilir miyiz lütfen? Nilay'cım. Ya çok basit. Bir şeyi sokup bir şeyi takmak gibi değil. O eskiden de santral. Şimdi ikisini birlikte verebilmeleri lazım. Peki. O zaman Nilay'ı alabilir miyiz lütfen? Nasıl bağlıyorlar ya? Alo, Ankara Çıkara'dan değil ki artık ya. O herkes de var. Aptal bir telefon işte. Tak bağlanıyor stüdyoya. Bir şey yapmaya çalışıyoruz. Görelim. Nilay. Efendim hocam, buyurun. Şimdi... Engin'in numarasını sana, senin numaranı Engin'e vereceğiz ama programda değil. Tamam, tamam. Tamam mı? Ve siz şimdi tamam, birbirinize tamam. Telefon açacaksınız. Eğer onun uçağı müsaade ediyorsa sabah size kahvaltıya gelecek. Yemin ediyorum var ya, Allah sizin gönlünüzü Nilay harikuladesin. Mükemmel olan sizsiniz, harikulade olan sizsiniz. Hayır hayır tamam neyse tamam, sen harikuladesin. Babanla ilgili olarak da çabanı saygıyla ve büyük bir heyecanla karşıladım. Şimdi baban şu anda uyuduğu için sabah ona da sürpriz olacaktır. Gençliğine benzettiği evet. Aktör. Nefis, nefis, nefis bir durum. Şimdi santraldeki arkadaşlarım ikinizi de hem Engin Bey'i hem seni tekrar arayacaklar ve telefon numaralarını verecekler. Siz birbirinizi arayacaksınız. Harikuladesiniz. Peki, iyi geceler. Geçmiş olsun demeyeceğim baban için. Allah çok, çok daha gün versin diyeceğim. Çok daha fazla gün versin diyeceğim. Ne olur, ne olur. Hepimizin Allah'tan niyazı budur. Yani. Okan Bey, çok fazla gün değil. Acısız gün versin. Acısız gün versin. Acısız, Allah acısız gün versin. Peki, Nilay'cığım hepimiz seni öpüyoruz. Sabrına ve şeyine, gücüne hayran kaldık. Çok öpüyoruz seni. İyi geceler tatlım. Şimdi bir şarkı söyleyeceğiz. Yani tabii ki bok gibi olduk ama ne yapalım? İyiyiz ama ya. İyiyiz, iyiyiz. Şimdi Canan bize bir şarkı söyleyecek. Ama buradan ekrandan söyleyeceğim şey, en acıtıcı bölüm yapacağız. En acıtıcı bölümde Dada hashtag'i koyarak, ama sizin Twitter adreslerinize niye Dada hashtag'i koyuyorlar? Çünkü bunun bir oyun olduğu anlaşılsın ve o sorular bana da gelsin diye size çok zor sorular soracaklar. Şimdi ilk önce senin Twitter adresin sevgilim. Erkan KK. Buyurun. Ne öyle deyince çıkmıyor mu işte? Çıkıyor olması lazım. Twitter'ımı bulmaya çalışmıyor musunuz? Evet de benim üzerinde seni arayan bir halin mi var benim üzerinde? Ne yapmam gerekiyor? Yani, anlaşılmadı. Benim Twitter adresim. Evet Erkan. Evet. KK arada EA var. Ha KK. KEKA. Evet evet. Öyle. Et. Erkan KK. Aynen. Sizin efendim? Eceseçkin.com. @eceseçkin.com. @eceseçkin.com. Senin bir Twitter adresin vardır onun. Et kırmızı et. Et kırmızı et. Ay.
Gelmiş geçmiş en iyi Twitter adresi. Harbi mi? Yok abi. Et Ferman Toprak. Mükemmelsin. Et Ferman Toprak. Hanımefendiciğim sizin? Canan Altre Official. Ege, ne anladım ben bundan? Ekran başındakiler yazsınlar ve takip etsinler diye. Canan? Altre Official. Canan alt et Canan alt tire official. Şimdi en acıtıcı bölüm için Canan'ın şarkısı sırasında Dada hashtag'i de koyarak kime en acıtıcı soru ya da en acıtıcı yorumu yapmak istiyorsanız bunu yazacaksınız. Dolayısıyla bakalım onu okuyacak kadar cesurlar mı? Ama kesinlikle özel hayat ve küfür yok. Bunlar olursa özel hayat ve küfür ne demek çok acil reklam? Yine mi reklam? Yapma ya. Peki o zaman reklamda Can'ın şarkısından önce mi? Çok sıkıştık mı? Peki o zaman Canan reklamdan hemen sonra. Bu arada Yüksek Sadakat var. Unutmayalım. Onlar da bekliyorlar. Reklamlardan sonra izleyeceğiz ve Canan'ın şarkısını alacağız. Unutmayın, kısa reklam arası.